İdeal sünnet yaşı kaçtır hocam? En çok sorulan sorular. Evet. Çocuk her yaşta sünnet olabilir. Evet. Özellikle burada pipinin ucunun öyle diyelim kapalılığı evet. önemli. Eğer idrar yapamayacak kadar dar bir sünnet derisi varsa, çocuk idrar yaparken zorlanıyorsa, evet. enfeksiyon geçiriyorsa veya ultrasonda işte böbrekleriyle alakalı bir sıkıntı, mesanesiyle alakalı bir sıkıntı diyorsa bu çocuklara bir an önce sünnet yapmakta fayda var. Bu önemli. Bunun haricinde bir sıkıntısı yok. İdrar deliği görünüyor, çok rahat çiş yapıyor çocuk. İdeal yaş genellikle psikolojik açıdan söylenmiş. Ve lokal anesteziye yani bölgesel uyuşturmaya uygun olması açısından söylenmiş. 1,5 yaş altı ve 6 yaş üstü diyoruz ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Gerekliyse her yaşta sünnet yapılır. Ve bazı zaman gerekiyor da. Onun için belli bir yaşa kısıtlamıyoruz. Özellikle teknolojinin gelişiminden, anestezi şartlarının, ilaçlarının, çocuğun kaygısını azaltabilmemizden dolayı, ortamı iyi hazırlamadan dolayı sünnet her zaman yapılabilir. Çocuk cerrahisi tabii ki bu alanda sünnet konusunda tabii ki önde gelen branşlardan. Üroloji de yapabilir, genel cerrahi de yapabilir ama tabii ki çocuk cerrahisi olarak biz sadece çocuklarla uğraştığımız için sünnet konusunda tabii ki biz de yani sünnet yapıyoruz. Bizim bakış açımızda sünnette ortamı çok iyi hazırlamak lazım. Ortamı hazırlamada kastınız nedir hocam? Ortamı şöyle, güzel bir öncesinde bir fizik muayene. Evet. Bizim çocuğumuzun testisinde bir sıkıntı var mı? Pipisinde bir sıkıntı var mı? Sünnet olması gerçekten şu anda olması gerekiyor mu? Yoksa biraz daha beklesek olur mu? Bunları bir değerlendirmek lazım. Ailenin kaygı durumu nedir? Çocuğun kaygı durumu nedir? Korkutmadan, ikna ederek. Biz eskiden şöyle bir söz kullanırdık, şu anda da kullanıyoruz. Aslında ideal sünnet zamanı ne zamandır? Ya hiç anlamayacağı yaştır deriz ya da tam anlayacağı yaş. Onlar da bu yaşlara tekabül ediyor zaten. Bazı zaman bakıyorsunuz 8 yaşında çocuk geliyor, ben sünnet olacağım diye böyle motive bir şekilde geliyor. Bu çocuğu sünnet yapmak daha kolay oluyor. Veya dediğim gibi bu yaşların altında hiçbir sıkıntı, hatırlama ileriye ait olmuyor. Ama biz hani ortamı hazırlamadan, kaygı durumunu gidermeden, işte ona belli böyle kaygısını giderici ilaçlar vermeden, rahatlatmadan, ağrısını kesmeden eğer sünnet yapmaya çalışıyorsak da yanlış yaparız. Bu konuda gerekirse de genel anesteziyi de düşünmek gerekir. Bazı hiperaktif çocuklar oluyor, muayene masasına tutamıyorsunuz. O çocuğu 10 dakika orada lokalle tutmak da zor olabiliyor. Ama önceliğimizde tabii ki lokal anestezi var. Evet. Çok kolay olabiliyor bu durumlara dikkat edildiği zaman ve aileler de çok memnun kalıyorlar ve çocuklar da çok rahat oluyor. İşte mini tabletiyle oynayan, sünnet olan bir çocuk karşımıza çıkıyor. Ve hemen bir sonraki sünnet olacak çocuğa diyor ki hiç korkma, çok rahat ol, çok kolay oluyor bu diyor. Mesela daha yeni olmuş sünnetini, belki ağrısı var hafif ama bunu söyleyebiliyor.